Herkese selam arkadaşlar. Bugün Zoox Games'ten yepyeni bir oyun var. Geçenlerde yorumlara bayağı bir yazan arkadaşlarımız olmuş. İşte Zoox Games yeni bir oyun çıkarttı. İşte Traffic Driver 2 isminde. Neden 2 olduğunu anlayamadım. Çünkü baktım birinci oyunu sanki yok gibi. Yani ya da ben görmedim ya da sonradan kaldırıldı belki de. İlk çıkarttıkları belki o oyun olabilir. Tam bilmiyorum ama mağazada göremedim. Yine mobil bir oyun. Mobil cihazlarınızda sizler de bulabilirsiniz. Ben videonun yorum bölümüne de linkleri bırakırım. Siz de oralardan indirebilirsiniz. Oyunumuz Traffic Driver 2 arkadaşlar. Bir simülasyon oyunu değil. Birazcık basit bir oyun, öyle söyleyeyim yani. Ama böyle vakit geçirmelik, birazcık eğlenceli bir oyun gibi olabilir. Şöyle bir video çekelim istedim. Şimdi oyunun ana menüsü bu şekilde gördüğünüz gibi. Ayarlar menüsü burada. Müzik var. Şöyle. İnce ince müzik gelebiliyor. Şöyle. Birazcık sesini açalım oyunun. Müzik açmıyorum. Kontrol butonlarında gyro mu gyro mu artık nasıl okunuyorsa o var. Direksiyon var ve ben bilgisayardan, emülatörden oynadığım için buton kullanıyorum. Buton seçeneği var. Türkçe dil seçeneği mevcut. Bayrak seçimleri mevcut. Şöyle. Kalite seçeneği düşük, orta ve yüksek olarak var. Kamera başlangıç seçenekleri var. Sonradan değiştirebiliyorsunuz tabi. Oyun içerisinde de. Ses efektleri vesaire var. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada şöyle bir garajımıza gelelim. İlk başlangıç aracı olarak bize BMW veriyor bir tane. Marka lisansları yok. O yüzden herhangi bir şekilde BMW falan diye yazmıyor. BMW E30 M3 yazıyor mesela. Bunu veriyor yine bize başlangıçta hediye olarak bunlar. Şöyle. Daha sonra level atladıkça para veriyorsunuz, kilidini açıyorsunuz. Şöyle. Volkswagen var. Golf. Bu mesela seviye 10 gerektiğimiz. Seviye 10 olduğu zaman bunu bize ücretsiz bir şekilde veriyor. Şu anda benim seviyem 3. Birazcık oynadım, hemen 3 seviye oldu zaten. Yine BMW var burada bir. Bayağı bir araç seçeneği var. Merco var. AMG. Audi galiba bu. Aynen, Audi TT. M3 E92. BMW var, X5, SLS, Mercedes, Audi R8, V10, Porsche 911'ler, Mustang, Ferrari, Maserati, F12 Berlin, herhalde Ferrari bu da. Bugatti Veyron. Abi en pahalı araç da bu gördüğüm kadarıyla. En sondaki araç bu zaten. 750 bin dolar fiyatı var. Bugatti Veyron. Tabii bizim ilk başlangıç aracımız BMW. Bunu seçiyoruz. Şimdi başla menüsüne geliyoruz. Buradan başladan kariyer var, arena var ve sonsuz seçeneği var. Kariyerde bu şekilde görevler var. Bu görevleri geçerek bazı şeylere erişebiliyorsunuz böyle. Bayağı bir görev var burada. Şimdi başlangıç olarak ben 1'i yaptım, 2'yi yaptım. Şimdi 3 ile beraber sizle oynayacağız. Polisten kaçmış mesela bu görev. 2'de ne varmış? 4 aracı 30 saniyede solla. 1.0 km mesafeyi 30 saniyede kat et gibi. Bir de araçların yükseltmesi var. Motor yükseltmeleri var. Renk değişiklikleri yapabiliyorsunuz tabii ki yine. Jantlar değişebiliyor. Şöyle. Bu şekilde seçenekler de mevcut. Hemen şöyle tekrar başla diyelim. Kariyerden şöyle üçüncü görevden polisten kaçmış görevimiz. Başla diyelim. Başla diyelim.
Evet, bu şekilde. Ben sesini kısacağım. Yukarıda da gösteriyor, polisten kaçıyorsunuz. Bu şekilde çok böyle kontrolü zor olmayan. Yani şimdi ilk görevler tabi basit. Eminim ilerleyen zaman ilerleyen görevlerde. Evet, reklamlarımız var. İlk baştaki görevler tabi birazcık böyle basit geçiyor ama ondan sonra eminim birazcık zorlaşacaktır bunlar. Hemen şöyle diğer göreve atlayalım. Dördüncü görev neymiş? 2 kilometre mesafeyi 40 saniyede kat et. Hemen başlayalım tekrar. Araç bu arada kendi gidiyor. Frenlemeyi ve kontrolünü kendiniz yapıyorsunuz sadece. Evet, süremiz gösteriyor mu? Ha, kalan zaman 28 saniye ama finish çizgisini görüyoruz. İlk görevler dediğim gibi. Bakın yanımızdan Travego, F-Max falan onlara geçiyor yalnız. İşte burada sollamalara falan dikkat et. Allah! İşte çarptığınız zaman direkt bölüm tamamlanamadı oluyor. Evet, reklamlarda kırpma işlemi yapıyoruz mecburen. Bak, tamamlanamadı, o yüzden bir daha yapacağım. Hemen başlıyoruz tekrar. Aracımızın içi şöyle, farklı kameralar var. İçi bu şekilde mesela bunun. Yani dediğim gibi birazcık vakit geçirmelik bir oyun. Bir simülasyon oyunu değil. Biraz vakit geçirmelik bir oyun. Zaten çok bir boyutu yok oyunun. 300 MB falan olması lazım. Vallahi ters yerde girdik. Selektör yapıyorlar karşıdan gelen. Evet, bunu da geçtik mesela. Evet, bu da tamamlandı. Hemen yeni görevimize atlayabiliriz. Bak, teklif yazıyor mesela. Teklif neymiş? Ya bu şekilde özel teklifler veriyor bize. Bu golfü veriyor. 250 bin para veriyor. 25'te altın veriyor bu fiyata. Teklifler de varmış yani. Bak, burada bir hediye verecek mesela. Beşinci göreve gelelim. 6 aracı 40 saniyede solla. Hadi bakalım. Başarabilecek miyiz? Şöyle dış kameraya geçelim. Amma rüzgar gülü var. Yani önümüzdeki araçlarda bir anda şey olabiliyor yalnız ha. Şerit değiştirebiliyor falan böyle. Al oğlum. İşte bak, şerit değiştirdi ve patladık. Hemen yeniden. Devam. Pause'u kapatmayı unutmayalım da. Kayıtta ondan sonra boşu boşuna oynuyor olmayalım. Oğlum ben sollayacaktım. Şöyle yapalım bari. Kalan zaman okey de. Heh, tamamlandı. Tamam. Zor anda. Vallahi zaman bitiyordu yoksa. Evet, bu da tamamlandı. Bir de diğerlerine de bakalım. Şimdi bu kariyerdi. Arena var. Arenaya bakalım. Şehir, otoban ve çöl var. Otoban ve çöl kilitli. Bunları 8000 dolar karşılığında açabiliyoruz. Şöyle şehire gelelim. Öyle hava seçenekleri de var. Burada sanırım online bir şekilde oynuyoruz bunu. Rakip bekleniyor diyor çünkü. Bunu denedim ben. Aynen, birisini buldu. Emin Yücel diye birisini buldu. Evet. O da diğer aracı almış. Bakalım. Hile yapıyorsun. Hile yapıyorsun. Hile yapıyorsun. Bak, ben sıkıştırırsam kötü olur. Ha, ne oldu? Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi?
Öyle hileyle hurdayla olmuyor bu işler. Allah, patlıyorduk valla. Ha, ne oldu? Ha? Öyle geldiğini sıkıştır. Ey yavrum ey. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Evet, bitirdik bunu da. Tamamdır. Hemen bir arena daha yapalım mı? Bakalım kim gelecek. Ege diye birisi geldi şimdi. Hadi bakalım. Bu sefer biz soldayız. Hop, sıkıştıramadı beni. Bak, o da direkt yanlayarak geldi üstüme ama. Yok öyle. Araçlarımız hemen hemen eşit hızlara sahip. Eyvah, eyvah, geçtim. Ulan son anda ya orada bak fren ya, ama yapmak zorundaydım ya. Yapmak zorundaydım çünkü geçemezdim yani. Vallahi geçemezdim orada yoksa. Ya çarpardım yani. Dur, bir daha. Yeniden. Evet, bu sefer GS66003. Aynı araçlar. Ha, tabii yükseltmediyse aracını. İttirme hemşerim, ittirme. İttirme, sen ittirsen ben de ittir. Ya öyle kalırsın işte. Öyle ittirirsen patates olursun orada. İşe hile orada karıştırmayacak kardeşim. Karıştırırsam öyle olur. Yani az önce kaybettik. Az önce de bu parayı verdi. Şimdi kazandık. Yine bu parayı verdi. Yani kaybetsek de kazandıysak da aynı parayı veriyor herhalde. Tam anlayamadım onu ama. Şimdi bir de diğerini deneyelim. Şurada sonsuz var. Şöyle şehir olarak seçtim. Öğle saatini seçtim. Burada da anladığım kadarıyla sınır yok. Böyle gidiyorsunuz sürekli. Ama para kazanıyorsunuz bunda da. Bunda da para kazancınız var. FMAX'e bak. Önümüzde Travego'lar, FMAX'ler. Mesela solladık. Bize ekstra para veriyor falan böyle. Yapma. Yapma öyle hareketler. Yapma, yapma oğlum, oğlum bak. Vallahi patates oluyorduk ha. Lan. Oğlum niye öyle şeyler yapıyorsunuz? İşte fren yapabiliyoruz Allah'tan, o var. Gaza biz basmıyoruz. Otomatik gidiyor araç ama fren yapabiliyoruz. Tehlikeli sürüşler. Hadi bakayım.
Bakalım sonunda kaç para verecek. Hiç bu kadar uzun denememiştim bunu çünkü. Allah oğlum. Erken girdik. Evet, bu da böyle bir oyun. 1558 dolar verdi mesela bunda da. 59 tane araç sollamışız. 590. Her solladığımız 10 dolar demek ki. Ne kadar uzun süre gidersek ona göre para veriyor. Hıza göre para veriyor. Mesafeye göre para veriyor. Görev yapıyorsan göreve de ekstra para veriyor. Yani bu şekilde. Evet. Oyunumuz bu şekilde. Zook Games'in yeni oyunlarından bir tanesi. Ama dediğim gibi böyle basit vakit geçirmelik bir oyun bu. Öyle bir simülasyon, bir otobüs simülatör, bir track simülatör gibi. Tabii ki beklemeyin bu oyunu. Ama böyle elinizde bir işiniz varken böyle ayaküstü yani birazcık takılayım falan filan böyle diyebileceğiniz bir oyun. Videonun yorumlarında linklerini ben koyarım. Oradan da sizler isterseniz ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.